Herkese merhaba, kanalıma ve YKS günlüğüme hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi 11 Aralık saat 4'ü 7 geçiyor. Şimdi eve bir 10 dakika önce geldim, üstümü değiştirdim. Şu an direkt kamera karşısında otururum. Fakat oturma sebebimi söyleyeceğim. Şu an yani bugün hocalarımla bayağı konuştum. Yani bugün aşırı motiveyim, ders çalışmayacağım. Ama bugün yapmam gerekenleri, hafta içinde yapmam gerekecek olanları yazacağım. Çünkü bugün birkaç tane fazla gelişme oldu. YouTube'la alakalı, çekimlerle alakalı, gideceğim yerler veya ders bugün yapacağım, derslerimi de yazacağım. Coğrafya yapacağım, matematik yapacağım ve Türkçe yapacağım bugün. Evet, bugün bayağı bomba gibi geliyorum. O yüzden yapacaklarımı da bir not etmek istedim. Planlı bir program yapayım. Çünkü yoksa şu an aklımda ödevler var falan. Onları unutmak istemiyorum. Hazır aklımdayken her şeyi yazacağım. Ama tükenmez kalem asla bulamıyorum. Neredesin? Evet, sizin pazartesiniz nasıl geçiyor? Ben böyle... Ay ya, şuna kaldım şu an. Tüylü tüylü yazacağım. Sizin pazartesiniz nasıl geçiyor? Yani ilk defa bu kadar motive başladım bir haftaya. Tarih yazalım. Bugün 11-12-2017. 2017'nin son günleri. Nasıl hissediyorsunuz? Ben aşırı üzülmüyorum ama yani bir şeyim. Ne kadar çabuk geçti yani. Evet. Bugünkü ders matematik. Mat 2 çalışacağım. Konu türev tekrar. Türev tekrar. Daha sonra köklü sayılar ödev. Köklü sayılar. 3 test. Defter. Yaz. Hedef soruyu şu an bilmiyorum ama matematik için şu an 50 soru yazacağım ödevsiz. Coğrafya. Konu tekrarı bugünün. Konu tekrarı. Tekrarı sonra rüzgarları yapıyorduk. Sürekli rüzgar tiplerini yaptık bugün. Konu tekrarı ve iki test çözsem. İki test toplam kaç soru oluyor? 25 soru galiba. Coğrafyadan 25 soru çözeceğim ve bugün aşırı yorgundum. O yüzden geçtirmeye çalışacağım bütün hepsini. Dil anlatımdan da paragraf ve sözcükler hepsinden işte. Dil anlatımdan da konu bilmiyorum. Paragraf yazayım. Burada çok güzel. Ben bunu yine söyleyeyim. Çöz kazan yayınlarından almıştım. Şuraya şimdi konu olarak paragraf yazacağım. Böyle hazır size gelmiş bir defter olunca daha çok yapasım geliyor. Güne puanım. Yani yorgun olduğum için çok mutlu yapamayacağım. O yüzden şu suratı seçtim. Şunu yarın alabilirim. Günün hedefi. Önce bir dil anlatım paragraf sorusunu yazayım. Paragraf. Anlatım türleri falan filan. Onu bir 30 yazayım. Çünkü daha fazla bugün çözemem. Çünkü başka yapmam gereken şeyler var. Günün hedefi. Günün hedefi olarak da yapmak istediklerimi eksiksiz ve tempolu bir şekilde tamamlamak. Güne bıraktığım notum. Tembellik yok. Tembellik yok. Büyük harflerle. Ünlem. Çünkü her dakikamı değerlendirmem lazım. Lazım. Ne olursa olsun. Olsun, gülümse. Bütün bölümleri doldurduktan sonra arkaya geçeceğim. Geçebilirsin. Tek sayfada. Arkaya da bunları unutma bölümü var. Bunları unutmayan da ders dışında yapmam gerekenleri yazacağım. Mert Bey'le konuş. Konuş. Beyza'ya yaz. Duş al. Şu an yemek yemedim. Yemek yiyeceğim. Evet, şimdi bu kadar. Daha fazla oyalanmadan ben hemen başlıyorum. İbrahim abiyle konuşacağım. Abiyle konuş.
Vlog kapağını hazırla. Bence bir insanın için en güzel şey yani. Yaptım, yazdım, her şeyi yaptım. Evet, şimdi hemen programa başlıyorum. Görüşmek üzere. Evet, şu an saat tam 6. Saçımda da şu an saç bakım yağı var. Duşa girmeden önce bir iki saat beklediğim için sürdüğüm şu an saçımda maske var. Çok yağlı görünüyor. Şimdi saat tam 6. Videoyu yayınlamam için tam 1 saatim var. Alarmımı kurdum. Şimdi matematik ödevimi yapacağım. Bu arada 1 saat içinde matematik tekrarımı, yani 1 saat içinde matematiği sığdıracağım. Daha sonra video yayınlandıktan sonra devam edeceğim. O yüzden şimdi suyumu da aldım. Ödevlerime başlıyorum. Siz de hemen başlayın. Başlayalım. Kayıtlara geçtim. Saat 8'i 7 geçiyor. Şu an matematik ve bu arada bak gurur düğmemle. İnternet kapalı. Wi-Fi'm kapalı. Wi-Fi'm kapalı. Matematik bütün hepsini bitirdim. Ödevlerimi ve tekrarlarımı. Ve son olarak da geometride geçirmediğim bir sayfa vardı. Onları çizerek bitirdim. Şimdi saç maskemi yıkama vakti geldi. Saat doldu. Evet. Bu arada da duş alıp hazırlanırken bir mola vermiş olacağım. Ama başım şu an ağrımaya başladı. Zorladım. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi konu tekrarım kaldı. Coğrafyadan bir de paragraf sorularım kaldı. Daha sonra tekrardan beraberim. Ama kendime gurur duyuyorum. Hiç kalkmadım. Su almaya gittim sürekli. Herkese merhaba. Saat bayağı geç oldu. Bugün Perşembe. Ben de İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve Türk İslam eserlerini özetini çıkarmaya başlayacağım. Ve daha sonra Türkçe test çözeceğim. Çöz kazandan yine. Şimdi şöyle Yayın Deniz'in kaynağında özet çıkartacağım. Ve daha sonra ne yapacağımı söyleyeyim. Dayanabilirsem bayağı 2 saattir video montajım bayağı kötüydüm. Dayanabilirsem birazcık tarih ve coğrafya okuyup yatacağım. Yarın sınav var çünkü. Öyle. Şimdi ben başlıyorum. Çıkmış ojelerimi soydum bugün. Dayanamadım. Şunu soydum. Ay yarın umarım video istediğim gibi olur. Bakalım. Çok uğraştım. Umarım beğenirsiniz. Neyse. Şimdi videoya başlayabiliriz. Pardon, çalışmaya.
Herkese merhaba. Aa, ben şu an aşırı mutluyum. Neden bilmiyorum. Yani değişik bilmiyorum. Yani pazar akşamı yarın okul var. Neden mutluyum bilmiyorum. Evet. Bugün pazar 17 Aralık. Videoyu montajladım. Derse de oturacaktım. Saatler 7'ye geliyor. Hafta sonları söylediğim gibi bazen ya çok motive olup çok fazla çalışıyorum veya tam tersi yapmam gereken çekimler oluyor. Ailemle vakit geçiriyorum. Yani hafta sonlarını biraz daha rahatlamak için kullanıyorum ama günün başında, sonunda her türlü test çözmüş oluyorum. Dün gece gezsem de, dolaşsam da arkadaşlarımla birlikteydim. Eve geldim, paragraf çözdüm. Yani sürekli bir şey çözüyorum. Şimdi Türkçe kitabımı aldım. Ama paragrafla dün bitirdiğim için şu an paragraf çözmek istemiyorum. Yarına coğrafya etüdümüz var. Coğrafyada sorularımı sormak istiyorum. O yüzden coğrafya testi çözeceğim. Konumu da hemen söyleyeyim size. Şurada açmıştım. Dünyanın şekli değil. Hadi ya. İklim bilgisi çözeceğim. İklim bilgisi gerçekten ben yani ne kolay görünüyor ne de kolay. Hani böyle zor, kolay görünüp zor olanlar vardır ya. Bence hani kolay da görünmüyor. Kolay da değil. Yani gerçekten böyle baktığınızda şunu biliyorum yaparım da denmiyor. Birkaç tane kaynaktan böyle teyitleyip teyit ediyorum. Evet doğru kelime kullandım. Evet şu anki enerjimi kullanmam lazım. Bugün kahve içtim. Akşam nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Annemden kestane yapıyor. Ben de olana kadar ders çalışacağım. Videomu da montajlıyordum. Pazar akşamında da ders çalıştığımı da göstereyim. Çünkü yarın okul var. Bu arada ben ödev defterimi almıştım. Bir saniye. Bu arada söylemeyi unutmuşum ama masada da bu kullandığım ışık IKEA'dan almıştım. Çok uygundu fiyatı hatırlamıyorum ama hani pahalı bir şey değil de. Ve şunu söyleyeyim. Ders çalışırken ışık çok önemli. Ben şimdi büyük ışığımı da açacağım ama konuşmam da ve ders çalışmam başlamadığı için açmadım. Ama ışık sizi motivasyon çok edecek. Gün ışığında çalışmak olsun. Akşamki çalıştığınız yerde fazla ışık olması gerçekten ders çalışmayı daha böyle istekli hale getiriyor ve yani insan çalışası geliyor. Kabul ederim. Boşu boşuna kalktım. Okul çantam masanın altındaymış oysa ki. Yıkıldım. Evet. Bu da el kremim. Bir saniye bulacağım şimdi size. Şu defterlerimi çıkarayım çünkü tekrar edeceğim. Matematikte parabolleri hemen tekrar etmem lazım. Konu işlemişken. Evet. Ablam bu arada solfej çalışıyor, piyano çalışıyor. Bu yüzden biraz böyle arkada bir ekolu sesler duyabilirsiniz. Evet. Ödev defterimden hemen bakacağım. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'ndan 30 soru. Geçiş döneminden 30 soru. Oğuz Türkçesi ile Anadolu'daki eserlerden 30 soru çözmem gerekiyor. Perşembe gününe. Bu evet edebiyat ödevim. O zaman ben coğrafya en son çalışayım. Önce bir ödevlerimi halledeyim. Evet. Kaynağım var. Okulda kalmadı umarım ya. Neyse evet başka bir tane de kaynağım var. Konu anlatımı olarak şu yayın denizini yapacağım. Ama ödevlerimi de şundan yapacağım. Bu neymiş? Fem yayınlarınınmış bu da. Bunlardan ödevlerimi halledeyim. Şimdi 90 soru şimdi çözebilir miyim bilmiyorum ama bir de hemen matematikte neler işlediğimize bakalım. Bu edebiyat değil mi? Edebiyat defterini kaldırayım kitaptan kontrol ederim. Matematik 1'den parabol çözeceğim. Parabol denklemlerini yaptık. Tepe noktası. Yazayım hatta benim biliyorsunuz ki günlük çalışma matematik defterim. Ama asla bulamıyorum. Gerçekten yani şey oluyor yani böyle aa İrem çok toplusun odan düzgün falan diyenleriniz var mı bilmiyorum ama hani bir gün çok toplu oluyorum ve o genelde videolarda oluyor. Çünkü dağınık görüntüyü kimse sevmez. Sonra bir şey oluyor bir kıyafet bakıyorum o oraya gidiyor o çantam oraya gidiyor o kitabım sonra bir bakıyorum odada adım atacak yer kalmıyor. Günlük planlayıcıya ders olarak edebiyat yazacağım ilk başta. Güne puanım kesinlikle en mutlu 100 yani. Şunu Çöz Kazan yayınlarından almıştım. Konum ödev defterlerim yazayım. Ödevim yazayım. Hedef soruda 30-40 yazayım yani. Yapabildiklerimi yapayım. Matematik mat 1'den parabol tekrar. Bundan sonra çözemeyeceğim. Sadece defterdeki örnekleri tekrardan çözeceğim. Mat 2'den de
Şimdi defterimi açacağım. Matikiden neler yaptığımıza bakacağım. Bu ne? Edebiyat. Matikiden de... Şu an aşırı mutluyum ya. Maşallah diyelim. Ooo! Türevin trigonometrik ifadeleri yapmam lazım. Matikiden trigonometrik ifadelerin türevi tekrar. Trigonometrik. Hedef soru bölümlerine tekrar tekrar yazdım. Şimdi günün hedefi, güne bıraktığım not falan yazamayacağım. Çünkü gün bitiyor biliyorsunuz. Yapmam gerekenlerden makyajımı silmek, çantamı hazırlamak. Onları da yazayım da bari. Şuraya yazacağım ön sayfaya. Makyaj. Sil. Daha sonra okul. Kıyafet. Tire çanta hazırla. Çanta. Hazırla. Video montajını bitir. Bitir. Yeter. Evet. Şimdi ben ödevlerime başlıyorum ve videoyu burada bitireceğim. Umarım beğenmişsinizdir bu çalışma videomu. Bu haftanın videosu hem böyle çok enerji dolu oldu, hem motivasyon yüksek oldu. Umarım siz de benden aldığınız enerjiyle aynı şekilde hissetmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinizi çok öpüyorum. İyi haftalar. Evet. İyi haftalar.